Farz edelim ki çocuğunuz bir kavgaya karıştı veya birlikte koyduğunuz bir kuralı ihlal etti veya size haber vermeden bir yere gitti. Böyle bir durumda nasıl eyleme geçersiniz? Tepki mi verirsiniz yoksa yanıt mı verirsiniz? Çocuklarımızın davranışları karşısında zaman zaman yetersiz kaldığımızı, işgal edildiğimizi veya sınırlarımızın zorlandığını hissedebiliriz. Öfke, endişe, hayal kırıklığı gibi pek çok duyguyu da deneyimliyor olabiliriz. Tam da bu durumlarda nasıl harekete geçtiğimiz, nasıl eylemde bulunduğumuz oldukça önemli. Özellikle kriz durumlarında hissettiğimiz duygular doğrultusunda refleksif tepkiler verme eğilimimiz artar. Tepki verme davranışı da üzerine düşünmeden hızlı ve o anki baskın duyguyla gerçekleşir. Yani çocuğunuzun gösterdiği duygu yüklü davranışa sizin de duygusal yanıtlar verdiğinizi ifade eder. Yanıt verme davranışı ise bilinçli zihinle durumu değerlendirmeyi, neden-sonuç ilişkileri kurmayı ve ardından en makul, en işlevsel hamleyi seçmeyi gerektirir. Böylelikle daha derin bir iletişimin kapısını açmış olur, çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir zemin sunmuş olur ve diğer yandan da duygularını tanımada, tanımlamada ve kontrol etmede bir örnek teşkil eder. Bu nedenle yaşanan durumlar karşısında eyleme geçerken tepki verme davranışı yerine yanıt verme davranışını yeğleyebiliriz. Tepki verme ve yanıt verme davranışlarının nasıl gerçekleştiğine bir göz atalım. Diyelim ki birlikte belirlediğiniz kurallara uymadığı için çocuğunuzdan telefonunu aldınız. Çocuğunuz bu duruma öfkelendi, sizi suçluyor, bağırıyor, kapıları çarpıyor. Bu durum karşısında "bana sesini yükseltme, beni oraya getirme" gibi cümleler kuruyorsak muhtemelen biz de öfkemizle cevap vermiş oluyoruz, yani tepki göstermiş sayılıyoruz. Bu tepki verme davranışı yerine ise yanıt verme davranışını yeğleyebileceğimizden bahsetmiştik. Peki bu davranışı nasıl göstereceğiz? Öncelikle burada yetişkin olan biziz. Yani öfkemizi öncelikle bizim kontrol edebilmemiz gerekiyor. Bunun için hem kendimize hem de çocuğumuza biraz zaman tanımak iyi olacaktır. Telefonumu aldığımız için şu anda öfkeli olduğunu biliyorum. Ancak benimle konuşurken de saygı göstermeni istiyorum gibi bir cümle kurduğumuzda hem çocuğumuzun duygusunu gördüğümüzü ifade etmiş oluruz, hem duruma odaklanmış oluruz, hem de aslında kendi ihtiyacımızı iletmiş oluruz. Sükunet sağlandıktan sonra detaylıca konuşabiliriz. Çocuğumuz ne hissediyor, ne düşünüyor ve neye ihtiyacı var? Peki bizim neye ihtiyacımız var? Bunları etraflıca konuşmak için uygun bir zaman dilimindeyiz demektir. Birlikte aldığımız kararlara uyduğun sürece bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayacaksın gibi bir cümle kurduğumuz zaman hem kuralları hatırlatmış oluruz hem de bundan sonraki süreç için yönlendirme yapmış oluruz. Konuşma saygılı ve ılımlı bir atmosferde tamamlanabilirse, bu konuşmayı saygı çerçevesinde gerçekleştirdik, olgunluğun için seni takdir ediyorum gibi bir dönütte bulunmak çocuğumuzun olumlu davranışını pekiştirmeye vesile olacaktır. Yani kısacası yaşanan sorun karşısında derin bir nefes almak, neden sonuç ilişkileri kurmak, kendi duygumuzu görmek ve yönetmek ve ardından en makul hamleyi seçmek yanıt verme davranışı göstermemizi kolaylaştıracaktır. Çocuğumuzla kurduğumuz ilişkide yanıt verme davranışı yapıcı ve sağlıklı bir iletişimin kapısını açacaktır.